Sayın Genel Başkanım, Sayın Milletvekilleri, değerli konuklar. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 3. yasama yılı 11. birleşimini açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, çok değerli konuklarımız var. Konuk listesinin başında buradaki ev sahibimiz Ankara İl Başkanımız Rıfkı Güvener, Adıyaman İl Başkanımız Sayın Deniz Çakmak aramızda. Adıyaman Besni İlçe Başkanımız Mustafa Hakan Kılınç, Kars Merkez İlçe Başkanımız Sayın Yusuf Kanbay, Yozgat Saraykent İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Balcı, Mardin Kızıltepe İlçe Başkanımız, Ceyhan İlçe Başkanımız Sayın Fikret Cirit, Diyarbakır Bismir İlçe Başkanımız Sayın Abdülcebar Dağ aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. Defne Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Güzel aramızda, hoş geldiniz. Etimesgüt İlçe Örgütümüz, Denizli Merkez Efendi Kadın Kollarımız, Antalya Korkuteli Gençlik Kollarımız, Yozgat Yerköy Belediye Meclis Üyelerimiz, Adana Ceyhan Belediye Meclis Üyelerimiz, Eskişehir Miyalgazi ilçesi ve köylerinden gelen misafirlerimiz, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Çamlıca Aşevi çalışanlarımız, İzmir Naldöken Bademler Köyü'nden gelen kadınlarımız, Kaş Gömbe Yaylası muhtarları ve yöre insanları aramızda. Hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi, 669 sayılı KHK mağduru askeri öğrencilerin aileleri, Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Sayın Mehmet Balık ve Yönetim Kurulu, Tahtacı Türkmenler Derneği, Bademler ve Naldöken köylüleri, kadın cinayetlerine kurban giden rahmetli Şule Çetin babası, Yozgat, Sarıkaya ve Manisa Sarıgöz Ziraat Odası başkanlarımız, Yozgat Akmeydeni Öyük olan Köyü Dayanışma Derneği, Yozgat Osmanpaşa Yardımlaşma Derneği, Bornova Anadolu Lisesi 92 Almanca mezunları aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu haftalık konuşmasını yapmak üzere kürsüye arz ederken, Sayın Genel Başkanım, müsaadenizle kürsüde çok değerli iki partimize yeni katılım var. Öncelikle Sayın Emekli Tuğameral Türker Ertürk partimize katılıyor kendisini. Trabzon Milletvekilimiz Sayın Ahmet Kaya ile birlikte kürsüye davet ediyoruz. Buyurun, bu yandan olabilir. Türker abicim, tebrik ediyorum. Efendim, sen sağ olun. Birlikte bir fotoğraf. Bir fotoğraf alalım. Türker abi, şöyle. Bir görüşürüz, bir takalım. Şöyle bir fotoğraf. Bir ortak fotoğraf alalım. Sayın Türker Ertürk'e, ailemize hoş geldiniz diyoruz. Kendilerini yerlerine alırken Adıyaman Besni Kesmetepe Belediye Başkanı bugün partimize katılıyor. Sayın Ali Yılmaz'ı Adıyaman Milletvekilimizle birlikte kürsüye davet ediyoruz. Sayın Abdurrahman Tutdere ile birlikte. Adıyaman'ın çok istediği bu fotoğrafı
il başkanımız, milletvekilimiz ve yeni belediye başkanımız birlikte sizleri selamlıyorlar. Ali Başkan'a Cumhuriyet Halk Partisi ailesine hoş geldiniz diyoruz. Sayın vekilimizi, il başkanımızı yerlerine alırken kürsüyü Sayın Genel Başkanımızın haftalık konuşması için arz ediyorum. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Sizleri Cumhuriyet Halk Partisi grubunda görmek hepimizi onurlandırıyor. Buradan sözlerime başlarken Türkiye'deki bütün vatandaşlarımıza, yurt dışında bizi izleyen bütün işçi kardeşlerimize, işverenlerimize, sanayicilerimize, çiftçilerimize, emeklilerimize, işsizlerimize, herkese Cumhuriyet Halk Partisi grubundan sevgi, saygı ve muhabbetler gönderiyoruz. Toplumların hayatlarında önemli kişiler vardır. Bu önemli kişilerin başında da sanatçılar gelir. Sanat bir ülkenin entelektüel düzeyini gösterir. Sinemasıyla, tiyatrosuyla, romanıyla, şiiriyle bir ülkenin entelektüel düzeyini gösterir. Ve 21. yüzyılda sanat alanında güçlü olan ülkeler diğer ülkelere göre yumuşak güç açısından daha güçlü olurlar, daha kuvvetli olurlar. Örneğin eğer bir romancımızın romanı bütün ülkelerin dillerine çevrilmişse ve orada bir yazarımızın romanı bütün ülkelerde okunuyorsa Türkiye'ye yönelik sempati artmış olur. Dizilerimiz, sinemalarımız, ressamlarımızın da böyle bir gücü var. Yani siyasetçinin gücünden çok daha fazla güçlü ve etkili bir alanı sanatçılar yaratırlar. Ve dolayısıyla sanatçıları baş tacı yapmak hepimizin ortak görevidir. Onların siyasi görüşlerinin çok daha ötesinde onların eserleriyle anılması ve hepimizin anması hepimizin de ortak görevi olmak zorundadır. Yıldız Kenter bu bağlamda hayatını kaybeden değerli bir sanatçımızdır. Kendisini yanlış hatırlamıyorsam 2 hafta önce evinde ziyaret ettim. Sorunlu bir sağlık ortamındaydı, onu da gayet iyi biliyorum. Kısa bir süre görüşmemiz oldu. Kendisini yormak istemedim. Daha sonra salonda diğer arkadaşlarla birlikte oturduk ve bir durum değerlendirmesi yaptık. Yıldız Kenter gerçekten de hayatını sanata adayan bir sanatçıydı. Büyük başarılara imza atmış olan bir sanatçıydı. Onun şöyle bir cümlesi var. Sahneye çıkıp şöyle bir baktığım zaman bütün dünyayı kucaklıyormuşum gibi geliyor bana diyor. Evet, şu anda bütün dünya, bütün Türkiye yıldız sanatçımızı yürekten kutluyor ve kucaklıyor. Onu asla unutmayacağız. Asla. Sadece tiyatro alanında değil, sinema alanında da büyük başarılara imza atan bir sanatçımızdı. Bir başka tiyatro sanatçımız Sayın Jale Bilsen'i de kaybettik. Ona da tiyatro camiasına, sanat camiasına da başsağlığı dileklerimizi ve Allah'tan rahmet temennilerimizi, dileklerimizi dile getiriyoruz. İki sanatçımıza da Allah rahmet eylesin. Onları hiçbir zaman unutmamak da bizlerin ortak görevidir. Siyasetçilerin, sanat dünyasının, insanların, sanayicilerin, herkesin ortak görevidir. Onları sahnelerde görürüz, onları dinleriz. Onlar bir şeyler anlatırlar bize. Evrensel bir kültürü anlatırlar aslında. Sevgiyi, saygıyı anlatırlar. Ve bizler sonunda onları alkışlarız. Defalarca sahneye gelmesini bir şekliyle alkışlarımızda isteriz ve gelirler. Onlar alkışlarla beslenirler ve bütün dünyaya sanatı sevdirmeye çalışırlar. Elbette ki böyle acı günlerimiz var. Ama bir şeyimiz daha var. Beraber yaşamak, ortak yaşamak. Beraber yaşamak kadar güzel bir şey yok. Birlikte yaşamak kadar güzel bir şey yok. Bayrağımız var mı? Var. Güzel bir vatanımız var mı? Evet, güzel bir vatanımız var. Güzel insanlarımız var mı? Evet, bütün ülkede güzel insanlarımız var. O zaman bizler barış içinde, huzur içinde yaşamak zorundayız. Dolayısıyla kadının kılık kıyafeti, insanların inançları, insanların kimlikleri
ayrışmamıza yol açmamalı. Herkesin kimliği, herkesin yaşam tarzı, herkesin inancına saygı gösteren bir toplum olmak zorundayız. Huzuru böyle yakalayacağız zaten. Bunu şunun için anlattım. Başörtülü iki kızımıza saldırı yapıldı. Gamze İnce ve Feyza Yerlikaya'ya saldırı yapıldı. Kendilerini aradım. Morallerinin bozulmamasını istedim. Evet, bu ülkede bu tür provokasyonlar olabilir. Asla üzülmeyiniz dedim. Bu ülkenin sağduyulu insanları, bu ülkenin güzel insanları hep yanınızda olacaktır dedim. Onlara moralinizi bozarsanız bu provokatörün amacına ulaştığını gösterir. Moralinizi bozmayacaksınız, kimliğinizi, yaşam tarzınızı aynen sürdürürsünüz veya sürdürmezsiniz. O sizin tümüyle iradenize bağlı. Ama hiç kimse unutmasın, hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesini asla ve asla kabul etmiyorum. Asla. Bir insanın yaşam tarzı, bir insanın kimliği, bir insanın inancı asla ve asla siyasete konu olmamalı. Bize düşen bu alanda bu insanlara saygı göstermektir. Değerli arkadaşlarım, kaç grup toplantısıdır dile getiriyorum. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir vakıf kuruldu. Bütün ısrarlarımız sonucu bir vakıf kuruldu. Israrla sorduk, ne oldu bu vakıf, ne oldu bu vakıf? Sonunda bir açıklama yaptılar. Dediler ki efendim, Türkiye Şehit Yakınları ve Gazilerle Dayanışma Vakfı'nı kurduk, adresi de şurasıdır dediler. Ankara milletvekilimiz Murat Emir Bey o adrese gitti, öyle bir vakıf yok. 309 milyon lira para toplandı bundan birkaç yıl önce ifade edildi. Nerede bu para? Onu da bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. Aramızda harp gazilerimiz var. Toplumun her kesiminin saygı duyması gereken gazilerimiz var. Bu ülke için, bu vatan için, bu bayrak için hayatlarını gözünü kırpmadan feda etmeye hazır gazilerimiz var. Gazilik ünvanını almak kolay bir şey mi? Şehit mertebesine ulaşmak kolay bir şey mi? Gazilere ve şehitlere saygı duymak, onların ailelerine saygı duymak, bizi beraber yaşamayı sağlamanın en önemli unsurlarından biri olduğunu bilmiyor muyuz? Bazıları bilmiyor. Sordum, 309 milyon lira ne oldu? Vakıf kurdular, mal varlığı 10 milyon lira. Nerede bu para? Bağış topladılar. Bağışı ödeyen kim? Vatandaşlar. Boğazından kesti. Madem şehitler var, gaziler var, biz bağışı oraya yapalım dediler. Bağışları yaptılar. Kaç lira para toplandı belli değil. Belli değil. Bu para nerede değerlendiriliyor? O da belli değil. Soruyoruz. Şu adreste vakıf var diyorlar. O adrese gidiyoruz. O adrese öyle bir vakıf yok. Mahkeme kararında da aynı adres var. Şimdi dün arkadaşlarımız suç duyurusunda bulundular. Mahkemeye yanlış bilgi veriyorlar. Şu adreste vakıf var deniyor. Hakim de kararı veriyor. Gidiliyor adreste, öyle bir vakıf yok. Mahkemeyi kandırmak, mahkemeye yanlış bilgi vermek ne zamandan beri dürüstlüğün göstergesi olmaya başladı? Ben bunu soruyorum. Sonuna kadar da soracağım. Kim için soracağım? Bu ülkenin tüyü bitmemiş yetimi adına soracağım. Gazilerimiz adına soracağım. Şehitlerimiz adına soracağım. Şehit aileleri adına soracağım. Ben soruyorum, kaçamak cevap veriyorlar. Çık adam gibi açıkta kardeşim. Şu kadar parayı topladık, şuraya şu kadar para harcadık diye ya. Genel kurulda milletvekili arkadaşlarımız da soruyorlar. Bazı şehit yakınlarına verdik diyorlar. Gazilere verdik diyorlar. E bir isim verin. Kime verdiniz? Bir bakalım. İsim de veremiyorlar. Niçin? Çünkü bu paranın akıbeti şimdilik meçhul, belli değil. Değerli arkadaşlarım, bir şey daha soruyorum. Tank palet fabrikası, benim unuttuğumu falan sanmasınlar. Tank palet fabrikası değeri 20 milyar dolar. 20 milyar dolar. Avrupa'nın en büyük entegre tesisi, Avrupa'nın. Bakın değerli arkadaşlarım,
1.800.000 metrekarelik bir alanda konuşlanmış, kurulmuş bu tank palet fabrikası. Erdoğan az önce açıklamalar yapıyor. Vay efendim, iftira atıyorsunuz, satılmadı. Satılmadı, doğru. Zaten biz peşkeş çekildi diyoruz kardeşim. Satılsa para alacaksın. Kiraya versen para alacaksın. Peşkeş çekildi diyoruz ya. Bedava verildi, bedava, bedava. 20 milyar dolarlık fabrika 25 yıllığına bedava verildi. 25 yıllığına. Ya arazi, 1.800.000 metrekarelik arazi versen dünyanın parasını alırsın ya. Örnek verdim. Örnek verdim. Telekom'u kaça kiraladın? 6,5 milyar dolara. O da geçiciydi. Satılmadı Telekom. 6,5 milyar dolara kiraladılar, parayı aldı. 25 yıllığına işletme hakkını veriyorsun. Telekom gibi karşılığında 1 lira bile alınmıyor. Birileri bir şeyler almış tabii, kesin o. Birileri bankada, yurt dışında hesaplarına para yatmış olabilir. O da kesin. Kesin olmasa benim mal varlığımı otur araştır. Araştırmazsan namersin diyebiliyor musun? Diyemiyorsun, diyemiyorsun. Efendim, Türk-Katar ortaklığıyla BMC'ye devretmişler. Kaça devrettin kardeşim? Ben bunu soruyorum. Kaça devrettin? Kaç lira aldın sen? Ve bir şey daha soruyorum. Madem her şey aleni, madem herkes her şeyi biliyor, kararnameleri niye gizli çıkarıyorsun? Niye gizli kararname? Özelleştirme kanunda gayet açık. Özelleştirme işlemlerinde aleniyet açıktır diyor. Bu kadar basit. E sen kararnameyi gizliyorsun. Demek ki bu milletten bir şeyi gizliyorsun, öğrenmesini istemiyorsun. Özellikle de benim öğrenmemi istemiyor. Senin boyun ona yetmez. Ben her şeyi öğrenirim. Her şeyi öğrenirim. Değerli arkadaşlarım, bunu soracağım da. Daha bir protokol var. Daha bir protokol var. O protokolü de gizliyorlar. Erdoğan'a soruyorum. Tank palet dolayısıyla gizlediğin protokolü açıklayacak mısın? Öyle bir protokol yapmışlar ki bu beyler, yani 25 yıllığına bedava aldıkları fabrikayı bu beyler çalıştıracaklar. Asker bizim, işçi bizim, tezgahlar bizim, fabrika bizim. Orada mal üretilecek, bana satacaklar. Ya ben kendim üretiyorum zaten. Niye bana satıyorsun? Akıl var, mantık var. Ben bu soruyu soruyorum. Cevap, efendim Kılıçdaroğlu bilmez. Biz onu Katar ve BMC ortaklığına 25 yıl işletsin diye devrettik. E kaça devrettin kardeşim? Kaça devrettin? Kaça kiraladın? Kaldı ki bir soru daha sordum. Sen bununla ilgili bir ihale yaptın mı? İhale yaptın mı? Efendim 50 milyon dolarlık yatırım yapacakmış. E birisi çıkar der ki ben de 150 milyon dolarlık yatırım yapacağım. İhale yaptın mı? İhale yapmadın. Niye yapmadın? Niye yapmadın? Hangi gerekçeyle ihaleyi yapmadın? Sana bu yetkiyi kim verdi? Hangi kanun sana böyle bir yetki verdi? Bu soruyu soruyoruz. Bu soruların tamamı havada. Tamamı havada. Onlar sanıyorlar ki biz bunları söyleyince Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Ne Kılıçdaroğlu, ne HCP, ne de 82 milyon vatandaş bu konuda geri adım atmayacak. Hiçbirimiz atmayacak. Bunlar aynı zamanda Türkiye'de adaletsizliğin boyutunu gösteriyor. Devletin malının nasıl birileri tarafından birilerine peşkeş çekildiğini gösteriyor. Devletin malını peşkeş çekiyorsunuz. Bedava veriyorsunuz. Kendisine şu soruyu da sordum. Bana dünyada bir ülke gösterin ya. Olur ya, benim bilmediğim bir ülke. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya 25 yıllığına kiralasın. Bir tane örnek gösterin ya. İster Papua Yeni Gine'yi, ister Amerika, ister Japonya, Güney Kore, Kuzey Kore, Rusya, gösterin. Var mı böyle bir örnek? Dünyada böyle bir örnek yok. Peki sen niye kiralıyorsun kardeşim 25 yıllığına? Üstelik bedava. Bedava kiralıyorsun.
Bir kuruş almadan kiralıyorsun. Ve bizim işçiler de onların emrinde çalışacak. Bedelini biz ödeyeceğiz. Herkesin bilmesini isterim. Özellikle de ülkücü kardeşlerimin bilmesini isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük silah fabrikasının yabancı bir orduya peşkeş çekilmesini ben kabul etmiyorum. Milliyetçilik anlayışım da kabul etmez bunu. Dolayısıyla biz kendi ülkemizi seviyoruz. Kendimiz üretmek istiyoruz. Bu fabrikanın büyük ortağı Katar. Sevgili Erdoğan, sen bunu biliyor musun? Yöneticisi de Katar. Sen daha ticari sicili gazetelerine bakmadın. Ama ben o ticari sicili gazetelerinin tamamına baktım. Sen ülkeyi yönetemiyorsun. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlerin bu memlekete faydası olmaz. Ceplerine faydası olur. Adalet, evet, hepimiz için adalet. Üretim için de adalet. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak da bir adalettir. Seçim yapıyoruz. Gidiyor vatandaş, ben diyor belediye başkanı olacağım. Olabilir. Ne yapacağız? Önce gideceğiz, savcıya başvuracağız. Ben seçime katılmak istiyorum. Müsait mi, değil mi? Yani benim hakkımda seçime katılma konusunda bir engel var mı, yok mu? Savcı diyor ki engel yok, olabilirsin. Sonra alıyorum evraklarımı, hazırlıyorum, gidiyorum Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruyorum. Yüksek Seçim Kurulu da bakıyor dosyaya. Tamam diyor, belediye başkanlığı seçimlerine katılabilirsin. Eyvallah. Seçim yapılıyor. Seçimi kazanıyor belediye başkanı. Ayın 31'inde, ayın 1'inde vali Ankara'ya yazı yazıyor. Bu görevden alınmalı diye. Kardeşim, ya daha dün yaptık seçimi, birinde yazı yazıyorsun. Eğer benim seçime girmeme gibi bir sorunum varsa baştan bunu yaparsınız kardeşim. Dersiniz kusura bakma savcı, sen seçime giremezsin. Yüksek Seçim Kurulu der ki sen seçime giremezsin. Seçime girdikten sonra ben seni görevden alıyorum. Görevden alınabilir mi? Eğer yasal gerek varsa alınabilir. Yasal gerek varsa, haklı bir gerekçe varsa alınabilir. Ama ne yaparsınız? Belediye meclis üyesi var. Belediye meclisinde seçim yapılır. Yeni bir belediye başkanı seçilir. Aday seçilir. Öbürünün davası devam eder. Diyorsunuz ki şimdi, bir, seçime katılmana izin verdim. İki, seçimi kazandın, şimdi seni cezalandırıyorum. Üç, seni görevden alıyorum. Dört, oraya bir memur tayin ediyorum belediye başkanlığı yapsın diye. Ayrıca senin belediye meclisini de saymıyorum. Şimdi arkadaşlar, bu demokrasi midir? Dünya Türkiye'de demokrasi yok diye biliyor. Doğru. Bu demokrasi midir? Demokrasi, benim gibi düşünmeyen insanın da haklarının olduğunu kabul etme rejimidir. Benim gibi düşünmeyen insanın da hakları vardır. Gelecek seçime. Sokuyorsunuz. Kazanıyor. Niye görevden alıyorsunuz ve neden kayyum tayin ediyorsunuz? Bu ne demektir? Ben sana oy veren, seni seçen bütün seçmenlerin iradesini kabul etmiyorum demektir. Sandığa atılan oylar benim için geçersizdir demektir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Demokrasi kültürünün özüne yakışmaz. Yanlıştır. O nedenle hepimizin demokrasi konusunda duyarlı olması lazım. Türkiye'nin demokrasi konusunda bütün İslam dünyasına örnek olması lazım. Nasıl milli mücadelede, kurtuluş mücadelesinde örnek olduysak, nasıl cumhuriyette örnek olduysak ve Mustafa Kemal'in cumhuriyeti kurmasından sonra bütün İslam dünyası cumhuriyete geçtiyse, demokrasi konusunda da bizi örnek alıyorlar. Demokrasiyi büyütmek zorundayız. Demokrasiyi geliştirmek zorundayız. Değerli arkadaşlarım, Osman Kavala
Hala hapiste. 749 gün oldu. Hala hapiste. Ahmet Altan'ı serbest, önce ömür boyu müebbet hapis, 3 kez. Müebbet hapisle yargıladılar, müebbet hapse çarptırdılar. Arkasından Anayasa Mahkemesi bozdu. Arkasından 15 yıl hapis cezası ile yargılandılar. 10 yıl 6 ay ceza aldı. 1138 gün hapiste yattı. Mahkeme serbest bıraktı. İtiraz, tekrar tutuklayıp tekrar hapse attılar. Olmaz. Yanlıştır arkadaşlar. Yanlıştır. Yanlışa doğru demek bizim düşüncemiz değildir. Yanlışa doğru diyemeyiz arkadaşlar. Kim olursa olsun. Belki hayatında hiç CHP'ye oy vermedi. Ama olsun arkadaşlar. Biz adaleti herkes için geçerli bir kavram olarak, geçerli bir kural olarak biliyoruz. Ve biz adaleti sağlamak zorundayız. Rakiplerimizi elde ettiğimiz devletin gücüyle yok edersek hangi demokrasiden söz edeceğiz? Hangi demokrasi kültüründen söz edeceğiz? Değerli arkadaşlarım, Sözcü Gazetesi'ni hepiniz bilirsiniz. Türkiye'nin amiral gemisidir. Türkiye'nin yeni amiral gemisi Sözcü Gazetesi'dir. Sözcü Gazetesi, değerli arkadaşlarım, Sözcü Gazetesi terör örgütüne destek vermekten suçlanıyor. FETÖ terör örgütüne destek vermekten suçlanıyor. Ya bütün hayatı zaten FETÖ'yle mücadeleyle geçti bu gazetenin, yazarlarının. Hala davası devam ediyor. Ve siz diyeceksiniz ki bu ülkede demokrasi var. Bu ülkede can ve mal güvenliği var diyeceksiniz. Bir daha söylüyorum, bazıları rahatsız oluyorlar ben söylediğim için. Bir daha söyleyeyim. Herkes duysun. Türkiye'de hiç kimsenin bugün Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Türkiye'de bugün hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Ben bunu söylüyorum. Vay efendim, sen bunu nasıl söylersin? Yok kardeşim ya. Yok. Hukuk? Yok, ne hukuku? Adalet? O da yok. Bir örnek vereyim size. Şehir üniversiteleri. Üniversitesi daha doğrusu. Türkiye'nin saygın üniversitelerinden birisi. Bir yer verildi kendisine. Orayı gayet güzel donattılar. Mimari bütün özellikleri korudular. Bütün binaları korudular. Yüksek büyük binalar yapmadılar. Hem Türkiye'nin hem dünyanın saygın akademisyenlerini getirdiler. Bakın, 2019 üniversite memnuniyet araştırmasında da 14. sırada şehir üniversitesi. Vakıf üniversiteler arasında da 8. sırada. Şimdi banka haciz uyguluyor. Oradaki akademisyenler aylıklarını alamıyorlar. Akıl var, mantık var ya. Öğrenciler var orada. Başarılı bir üniversite. Her görüşten akademisyen de var. Onu da ifade edeyim. Her siyasal görüşten akademisyen var. Normaldir bu da zaten. Bir üniversitede böyle olması lazım. İki arkadaşımı görevlendirdim. Gidin ya, bu üniversitenin sorunu nedir diye. Ciddi bir haksızlık var. Banka aracılığıyla üniversiteyi susturmak ve üniversiteyi ele geçirmek istiyorlar. Hacizler uyguluyorlar. Yapmayın arkadaşlar ya, yapmayın. Yazıktır, günahtır bu memlekete. Yazıktır, günahtır. Bir üniversite, sıradan bir üniversite, sıradan bir üniversite bile kapatılmaz. Ki bu üniversite saygın bir üniversite. Niye kapatıyorsunuz kardeşim? Hangi gerekçeyle kapatmaya yelteniyorsunuz? YÖK buraya müdahale etsin, YÖK alıp başka birilerine bu üniversiteyi tahsis etsin diye. Bu kabul edilemez arkadaşlar. Asla ve asla doğru değildir. Önümüzdeki günlerde bu konu üzerine biraz daha fazla gideceğiz arkadaşlar. Bu bizim görevimizdir. Adalet dedim de, elbette ki içeride haksız yere yatanlar var. Türkiye'nin en önemli gazetesine, terör örgütüne destekten soruşturma açılan bir düzen var. Serbest bırakılan, daha sonra birilerinin talebi üzerine tekrar tutuklanıp hapse atılanlar var. Bütün bunlar var. Ama bir dönem inançlı kimselerin soyulduğu bir süreç de var. Bir dönem bu süreci yaşadık hep birlikte. Adına İslami holdingler deniyordu.
Almanya'ya gittiler, Fransa'ya gittiler, Hollanda'ya gittiler. Yaklaşık 300 bin kişiden para topladılar. 300 bin kişiden. 300 bin kişiden para topladılar. Fabrikalar yapacağız, uçaklar yapacağız, jipler yapacağız. Neler neler. Akla hayale gelmeyen bir sürü vaatlerde bulundular. 5 milyar avro topladılar. 5 milyar avro. Bu rakamları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda yaptığı araştırma komisyonu raporundan aktarıyorum sizlere arkadaşlar. 5 milyar avro topladılar. Ve bir süre sonra o alın teriyle Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İngiltere'de çalışan, alın teri döken insanların birikimlerini aldılar, yediler, hortumladılar. Hatta o kadar ki o dönem televizyonlarda şöyle bir görüntü vardı. Camilerde yapıyorlar bu işi. Vatandaşları topluyorlar. Bütün vaatlerde bulunuyorlar. Ondan sonra da paraları alıp ortadan toz oluyorlar. Bir gün bir televizyon programında, Almanya'da katıldığım bir televizyon programında bu konu gündeme geldi. Ben vatandaşları uyardım, bu insanlara para vermeyin diye. Bir kadın bağlandı. İkinci kez parayı vermiş. Dedim ki ya Allah aşkına, hadi birinci sefer verdin, paran gitti. İkinci sefer nasıl veriyorsun? Dedi Kemal Bey, siz bunları tanımazsınız dedi. Bunlar bizi camiye topluyorlar. Bir dualar, bir vaatler. Yani o ara canımız olsa canımızı veririz dedi. Öyle noktaya getiriyorlar. Paralarımızı aldılar. Çoluk çocuğumuzun rızkını aldılar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz diyor. Evet. Vallahi de böyle oldu. Billahi de böyle oldu. Hayret ettim ya. Hayret. Ya nasıl olur da bir daha verirsin diye. Değerli arkadaşlarım. Şimdi meclise, genel kurula bir kanun getiriyorlar. Bu holdingleri kurtarma kanunu. Vatandaşı değil bakın. Neden? Bu insanlar gittiler, avukat buldular, zor belayla en nihayet hakları yargı tarafından teslim edildi. Dava açanlar paralarını geri alma hakkına kavuştu. Şimdi diyorlar ki kimse dava açmasın. Ne olacak? Size kağıt vereceğiz. Hisse senedi vereceğiz. Siz hakkınızı böylece almış olacaksınız. Yarın batarsa ne olacak? Olmayan şey nasıl olacak yani bu iş? Nasıl yapacaklar bu işi? Dolayısıyla böyle bir kanun getirdiler bakın. Vatandaşı kurtarmıyorlar. Para veren, alın teri kazanıp para veren, acaba oradan gelir elde edebilir miyim diye para veren vatandaşı kurtarmıyorlar. Vatandaşı hortumlayanı kurtarmak için özel kanun getiriyorlar. Şimdi ben AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Eğer vicdan denen bir kavram varsa, adalet denen bir kavram varsa, bu kanunu teklif edenler kimse, başta AK Parti yöneticileri olmak üzere, onlara oy verirsen iki elin bugün de mahşerde de yakanda olacak kardeşim. Yurt dışındaki işçileri zaten sömürü alanı olarak görüyorlar. Para var, nasıl hortumlarız diye. Bunlardan birisi de sosyal güvenlik biliyorsunuz. Yurt dışındaki işçiler eskiden 7200 gün prim ödeyip emekli oluyorlardı. 7200 gün prim ödeyip emekli oluyorlardı. Borçlanma da %32 oranda bir şey ödüyorlardı. Prim. Prim oranı %32 civarındaydı. 7200'ü dediler ki biz 9000 güne çıkarıyoruz. Olur. Çıkardılar 9000 güne. Ama %32 prim oranını %45'e çıkardılar. Biz de merak ettik ya bu %45 nedir? Baktık. %12'si diyorlar sağlık için alıyoruz. Olabilir. %12 sağlık sigortası için alıyoruz. Olabilir. Herhangi bir sorun yok. %20'si ölüm ve malülük sigortası için alıyoruz. E o da güzel, olabilir. Ölüm ve malülük olursa alacak sigorta primini ona göre malülük aylığı ya da ölüm aylığı bağlanmış olacak. Geriye kalıyor %13. Yani 32 ile 45 arasında geriye kalıyor %13. %13'ü ne diye alıyorlar? Cevabı yok. Niye alıyorsun bu fazla parayı? Bunun adı haraçtır arkadaşlar. Yurt dışındaki işçinin alın terinden haraç toplamaktır. Tefeciye faiz ödersin,
yurt dışındaki işçinin alın terini alırsın, bir şekliyle kullanırsın. Bu doğru değildir arkadaşlar. Bütün bunlara yurt dışındaki işçilerimizin de dikkat etmesi lazım. Artık yurt dışındaki işçilerimizin de uyanması lazım. Kim sizden yana? Kim sizin hakkınızı koruyor? Bakmaları lazım. Onlara şunu söyleyeyim. Oy verseniz de vermeseniz de biz sonuna kadar sizin hakkınızı koruyacağız arkadaş. Oy verseniz de vermeseniz. Efendim, İranlı ünlü bir düşünür var, şair var. Şöyle bir cümlesi var. Ham düşünceleri akıl pişirir. Ham düşünceleri akıl pişirir. Doğrudur. Ham düşünce odur. Ama aklın terazisinden geçer bütün düşünceler. Orada olgunlaşır ve dolayısıyla insanoğlu sağlıklı bir düşünce zincirine sahip olur. Güzel bir laf. Yerinde bir laf. Gerçekten de bütün çağlar için geçerli olan bir cümle bu. Dolayısıyla bunu söylemek kolay değil ama Firdevsi gibi birisinin bunu söylemesi de çok önemli. Aklın olmadığı yerde düşünceler de olmaz. Düşünceler ham ve aklın terazisine vurmazsanız devleti sağlıklı yönetemezsiniz. Devletin sağlıklı yönetilmesi için düşünceleri, görüşleri aklın terazisinde tartmanız lazım. Bunları şunun için söylüyorum değerli arkadaşlarım. Bir mektup geldi Erdoğan'a Trump tarafından. Bizim tarihimizin asla kabul etmediği ve asla muhatap olmadığımız, bugüne kadar muhatap olmadığımız ağır bir mektup geldi. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin şan ve şerefini korumak zorunda olan, anayasaya göre korumak zorunda olan kişi Türkiye'nin şan ve şerefini koruyamadı arkadaşlar. Koruyamadı. Ettiği yemine sadık bile kalamadı. Mektubu aynen iade et dedik. Mektubu aynen iade etmedi. Otur iki cümle kullan ya, bu mektup doğru değildir de, bu mektup doğru değildir lafını bile kullanmadı. Ne yaptı? Mektubu alacağım, beraber götüreceğim, Trump'a teslim edeceğim. Takdim edeceğim, affedersiniz. Takdim edeceğim. Bu kadar ağır bir hakareti Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaşamamıştır. Bu kadar ağır bir hakareti yaşayana, oy verene de şunu söylemek isterim. Sen bu kadar ağır hakarete layık mısın kardeşim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kadar ağır bir hakarete layık mı kardeşim? Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı bu kadar ağır bir hakarete layık mı kardeşim? Aptal deniyor. Akıllı ol deniyor. Ve senden tek laf bile çıkmıyor. Tek laf. Tek laf ya. Bir cümle ya. Bunu yapamazsın demesi lazım. Koşa koşa gitti ama gitme dedim. Niye gidiyorsun arkadaş? Mektubu iade için gideceğim ve görüşeceğim. Sen mektupçu başı mısın kardeşim? Posta memuru musun sen? Sana mektup nasıl geldi? Aynı yolla iade edeceksin. Aynı yolla iade edeceksin. Üstüne de yazı yazacaksın. Türkiye'nin şanını ve şerefini koruyan bir mektup da yazacaksın sen. Yapmadı. Koşa koşa gitti değerli arkadaşlar. Sözde dünya lideriydi değil mi? Sözde oyun kurucuydu. Bir baktık ki meğer egemen güçlerin şamarı olanına dönmüş. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Egemen güçlerin şamarı olanına dönmüş. Bu benim ağrıma gidiyor arkadaşlar. Benim ağrıma gidiyor. Siyasi rakibim doğru. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en şerefli koltuğunda oturuyor. Yemin etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şan ve şerefini koruyacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim dedi. Bu andı başkası mı içti Allah aşkına? Amerika'ya gitti. Ne elde etti Allah aşkına? Ne elde etti? S-400'ler konusu kesindi. Aktive edeceğiz, şunu yapacağız. Gitti orada S-400 pazarlığı yaptı. Sizden bizden yan yana gelsinler, oturup konuşalım diyor. Ya sen oraya S-400 pazarlığı yapmaya mı gittin? Arkasından
Mektubu takdim ettim dedi. Mektubu Trump'a takdim ettim dedi. Niçin? Kendisini ikinci sınıf görüyor. Bir cumhurbaşkanı olarak görmüyor. Bir cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görüyor kendisini. Aynı şey Mike Pence buraya geldiğinde de yan yana oturtmuştu. Sanki Mike Pence Amerika'nın başkanı, cumhurbaşkanı onunla yan yana oturuyor. Oysa onun oturacağı yer cumhurbaşkanı yardımcısının karşısı. Ama oturtmuyor ya. Neye? Egemenlerin eşitliği kuralına aykırı davranıyor. 1945 yılında Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği egemenliğin eşitliği kuralını çiğnemiş oluyor. Ben eşit değilim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Cumhurbaşkanı ikinci sınıftır. Amerika'nın egemenliği esastır mesajı verilmiştir. Bu benim ağrıma gidiyor. Ülkücü kardeşlerimin ağrına gidiyor mu onu bilmiyorum. AK Parti'ye oy veren vatandaşların ağrına gidiyor mu onu bilmiyorum. Ama bayrağını ve vatanını seven bir kişi olarak benim ağrıma gidiyor. Kabul etmiyorum. Başka ne yaptı Amerika'ya gitti? Papazı vermişti değil mi? Bu can bu tende kaldığı sürece papazı alamazsın demişti değil mi? Can duruyor. Tende duruyor. E papaz uçtu. Nereye uçtu papaz? Amerika'ya uçtu. Kim bıraktı? Erdoğan bıraktı. Erdoğan bıraktı. Şimdi Trump bununla yetinmiyor. Diyor ki NASA çalışanımız var diyor. Hapisteydi diyor. Onu da serbest bırak. Tabii dedi. Emredersin dedi. Esas duruşta. Emredersin onu da bırakacağım dedi. Trump ne dedi? Türk yargısına değil Erdoğan'a teşekkür ederim dedi. Çünkü mahkeme dediğiniz bir şey kalmadı ki. Trump için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde mahkemeler yok. Erdoğan ne derse oluyor. Onu da serbest bırakacağım. Söz verdim. Kardeşim sen NASA çalışanını, Amerikan vatandaşını serbest bırakacaksan Trump'ın ayağına niye gidiyorsun ki? Niye gidiyorsun yani? Sonra Trump PYD ile YPG ile aynen çalışacağız. Yüzüne bakarak aynen çalışacağız dedi. Gıkı çıkmıyor. Gıkı çıkmıyor. Yani sen terör örgütü diyordun. Çalışamazsın diyemiyor. Bunlar Türkiye'ye büyük zararlar veriyor diyemiyor. Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz diyemiyor. Ses çıkarmıyor. Beyefendi oturuyor. Ve değerli arkadaşlar, Gülen'in iadesini istedi. Verilmedi. Hiçbir taahhütte de bulunmadı. Ama Rıza Zarrab'ın iadesini isteyemiyor. Niye? Rıza Zarrab rüşvet dağıtıyordu herkese. Paralar veriyordu herkese. Onun iadesini isteyemiyor. Rıza Zarrab için iki sefer nota verdi. Halkı, Türkiye halkını, Türk halkını aşağılayan mektuba cevap bile veremedi. Sonra ne oldu? Trump dedi ki Türkiye ile Amerika arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkaracağız dedi. Erdoğan'ın cevabı, sizden patriot alacağız dedi. Tabii, paraları verecek tabii. Karşılığında silah alacak. Suudi Arabistan öyle yapmıyor mu? Petrol gelirlerinin büyük bir kısmını veriyor Amerikalılara. Amerikalılar da ona silah veriyorlar. Alıyor silahı depoya koyuyor. Sonra değerli arkadaşlarım, Temsilciler Meclisi Trump şunu da söyledi. S-400 çözülmezse Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği yaptırımlara aynen devam edeceğiz. Gayet açık, gayet net söylendi. Değerli arkadaşlarım, Erdoğan şunu söyleyemiyor. Ya siz istediğiniz kadar araştırın kardeşim. Benim, ailemin, yedi sülalemin geliri varsa, gideri varsa araştırın. Verilmeyecek hesabımız yoktur. Benim her kuruşumun hesabını verecek gücüm vardır, yeteneğim vardır. Alın, alnım temizdir benim diyecek. Diyemiyor. Söyleyemiyor. Korkuyor. Neden korkuyorsun? Neden korkuyorsun? Yani kalkıp bizim mal varlığımızı araştırdılar diye biz korkacak mıyız? Alın teriyle kazanılmış bir para varsa yürekte korku yoktur. Ama malı götürmüşsen, parayı da yabancı bankalara yatırmışsan
Elin oğlunun Şamaroğulları'na dönersin o zaman. Sen artık onların tehditlerine boyun eğersin. Geldiğimiz nokta budur. Değerli arkadaşlarım, bir şey daha var. Bu da çok ağır bir şey. Normalde devlet başkanları yan yana ekipleriyle görüşürler veya yalnız görüşürler. Ekipleriyle görüşürler. Bizim ekibimiz oradadır. Trump'ın ekibi oradadır, görüşürler. Ama Trump bir şey yapıyor. Senatörleri çağırıyor ya. Senatörler orada Erdoğan'ı eleştiriyorlar ve Erdoğan'a hesap soruyorlar. Ya sen senatörlerle konuşacaksan onun yeri Beyaz Saray değil, senatodur. Gidersin oraya. Ama Trump büyük bir keyifle izliyor. Onlar her türlü soruyu soruyorlar. Oturuşları, davranışları, konuşmaları beni rahatsız ediyor. Ama onu rahatsız etmiyor. Çünkü yuları kaptırmış. Yuları kaptırmış değerli arkadaşlar. Geldiğimiz nokta budur. Ve orada bir şey daha. Buradan giderken havuz medyasını da götürmüş oraya tabii. Sözde gazeteciler bunlar. Hepsi. Erdoğan ne diyecek onu yazıyorlar. Hatta geçenlerde birisi bir açıklama yaptı. Havuz medyası bir gün sonra yayınlanacak gazetelerin ilk sayfalarını bana gönderiyordu. Sen bir bak ya, biz acaba bunu yayınlayacağız yarın, bir şey ilave edelim mi, çıkaralım mı diye. Bu hale düşmüş olan bir şey. Onlardan birisi de sözde soru soruyor. Öyle bir soru soruyor ki Erdoğan'la Suriye'de terörist dediğimiz kişiyi eşitliyor. Eşitliyor arkadaşlar. Ve dönüyor Trump Erdoğan'a, diyor ki şimdi sana soru soracaklar diyor. Gazeteciye soruyor. Diyor ki gazeteci olduğundan emin misin diyor. Gazeteci, bu soruyu soran kişiye söylüyor. Gazeteci olduğundan emin misin diyor. Türkiye hükümeti için çalışıyor olmayasın diyor. Sevgili Trump, Türkiye hükümeti diye bir hükümet yok. Çünkü hükümeti kaldırdılar. Türkiye'de bir kabine var. Evet, bu da o kabine için çalışan birisi. Gazeteci falan değil. Ne gazetecisi? Ve bir şey daha. O toplantıda Trump şunu söylüyor. 4 milyon Suriyeli'yi diyor vatandaşlığı alacak mısınız? 4 milyon Suriyeli'yi vatandaşlığı alacak mısınız? Dün konuşma, dün mü belki günü bir konuşma yapıyor Erdoğan. Mültecileri Suriye'ye göndermeyeceğiz. Trump'tan talimat aldı tabii. Göndermeyeceğiz. Ama diyor ana muhalefet, yani bizi kastediyor, memleketlerine göndereceğiz diyor. Evet. CHP iktidar olduğunda Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye gönderecek. Biz demiyoruz ki. Ha, 4 milyon Suriyeli de hayırlı olsun. Trump'ın talimatını yerine getireceksin. Senin artık Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını savunan bir kişi olduğuna ben inanmıyorum. Egemen güçlerin Türkiye'deki temsilcisin sen. Türkiye'nin hangi çıkarını korudun sen? Hangi çıkarını korudun? Senin Orta Doğu bataklığında işin neydi? Sonra kalktın sıkışınca bizi yalnız bıraktılar dedin. Bizi yalnız bıraktılar. Sordum, kim sana Suriye'ye gir dedi ve kim şimdi seni yalnız bıraktı? Cevap, şu ana kadar cevabı yok. Değerli arkadaşlarım, bunları da unutmayacağız. Özellikle AK Partili kardeşlerimin unutmaması lazım. Biz ülkemizi seviyoruz. Evet, Suriyelileri göndereceğiz. Ama Suriye'yi onaracağız. Suriye'de yolu, köprüyü, hastaneyi, parkı, her şeyi yapacağız. Parayı Beşar Esad'dan ve Avrupa Birliği'nden alacağız. Malzemeler Türkiye'den gidecek. Biz bir şey söylüyorsak üç adım ötesini düşünüyoruz. Aklımıza geleni söylemiyoruz. Bir şey söylüyorsak üç adım ötesini düşünüyoruz. Ben boşuna mı diyorum? Beşar Esad'la otur konuş diye. Sana yol gösteriyorum. İyi niyetle söylüyorum. Şimdi konuşacaksın. Elin mahkum zaten. Konuşacaksın. Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar olurken
Tabii işsizlik felaket bir pozisyondayız işsizlik konusunda. Felaket bir durumdayız. İşsizlik bunların umrunda değil. Sarayın umrunda da değil. Onlar sadece ve sadece laf üretiyorlar. Sadece ve sadece laflarla memleketi yönetmeye çalışıyorlar. Geçenlerde okumuştum, gene okuyayım. Sosyete damadın yaptığı açıklama. Ne açıklaması? İstihdam seferberliği açıklaması. Ne zaman? Şubat ayında. 2019'da. Ne diyor? 2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. Bugün Türkiye istihdam alanında devrimi yaşadığı bir günü yaşıyor. Şöyle bir siyasetçi düşünün. 2,5 milyon istihdam yaratacağım diyor. 8 milyonu aşkın işsiz doğuyor. Normal demokrasilerde olsa bu siyasetçinin istifa etmesi lazım. Bizde istifa etmez. Çünkü ar damarı yok. Ar damarı olan birisi utanır, sıkılır. Ya bir laf ettik, boyumuzu aşan bir laf ettik. Hiçbirisini yerine getiremedik. Bari adab ile erken ile şekillenin babı hükümettendir. İstifa edeyim der. Ben ayrılayım buradan der. Verdiğim sözü tutmadım. Bunu söylemesi lazım. 8 milyonu aşkın işsiz var geniş tanımıyla. 8 milyonu aşkın. Son bir yılda 1 milyona yakın kişi işsiz kaldı. Yani bırakın 2,5 milyonu işsiz yaratmayı, işçi yaratmayı, istihdam yaratmayı. Tam tersine 8 milyona ulaştı bizim işsiz sayımız değerli arkadaşlarım. Para nereye gidiyor? Vatandaş vergisini veriyor. Para nereye gidiyor? Onu da AK Partili kardeşlerime söyleyeyim. Ülkücü kardeşlerime de söyleyeyim. Neden? Çünkü MHP destekliyor. Bütün bu politikaları MHP destekliyor. Türkiye'nin 2002-2019 döneminde, 2002-2019 AK Parti döneminde Londra'daki bir avuç tefeciye ödediği faiz 173 milyar dolar. Evet. 17 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye bu milletin fakir fukaranın vergileriyle ödenen faiz 173 milyar dolar. 173 milyar dolar. Bir de 20 milyar dolarlık tank palet fabrikasını düşünün. Bedava veriliyor bir başka kişiye. Bunların hiçbirisi vatansever değil. Hiçbirisi. Daha önce ben bu şehir hastanelerini ben arkadaşlarım hepimiz eleştirdik. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek dedik. Şunu söylüyor. Şehir hastanelerimize bakın. Zarar ettiğini söylüyorlar. Yeni konuşuyor. Halkımıza hizmet etmek için zarar ediyorsak varsın zarar edelim diyor. Ben zarar ediyorlar dediğim zaman ne diyordum? Ey Kılıçdaroğlu sen bilmiyorsun. Bu hastaneler için devletin bütçesinden 5 kuruş çıkmıyor. Kim yalan söylüyor? Kim doğruyu söylüyor? Ben söyledim. Bunlara bütçe, bu bütçeye büyük yük getirecek dedim. Bu yük fakir fukaranın sırtına kalacak dedim. Ne olacak peki bu memleketin hali diye. Ben sordum. Sen bilmiyorsun. Bütçeden 5 kuruş para çıkmıyor dedim. Rakamları vereyim. 2019 bütçesinden çıkan para 3 milyar 700 milyon lira. Son önümüzdeki 3 yılda, önümüzdeki 3 yılda çıkacak para da 49 milyar lira. Diyor ki zarar edecekse varsın zarar etsin. Kim kar edecek? Bir avuç yandaş. Bir avuç yandaş için çalışıyor. Ya yüzünüze gözünüze dursun ya. Yazık günah değil mi ya? 82 milyonu perişan ediyorsunuz. Bir grubu zengin etmek için. Bir avuç insanı zengin etmek için. Değerli arkadaşlarım. Bir şey daha söylüyor. Aramızda çok sayıda emekli de var. Onu da ifade edeyim. Gene beni eleştiriyor tabii. Normaldir eleştirmesi. Ama söylediklerim tamamı yalan. Tamamı yalan. Ama benim söylediklerimin tamamı doğru. Tamamı doğru. Açıklama yapıyor. Emekli maaşlarını insani düzeyde hayat sürdürülebilecek seviyelere çıkar.
emekli aylıklarını, emeklilerin insani düzeyde yaşayabilecekleri bir hayat seviyesine çıkardık diyor. Ben biliyorum bu hayat seviyesine kimler sahip, onu biliyorum. Sen, Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı emekli aile alıyorsun. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı aile alıyorsun. Keyfin yerinde, hayat standartının İsviçre koşullarında gariban emekli ediyorsun ki bak senin hayat seviyeni insani koşullarda yaşayabileceğin düzeye çektik diyorsun. Prim ödemesine ve yılına bakmaksızın hiçbir emekli maaşının 1.000 liranın altında kalmamasını sağladık. Buna da cevap vereceğim. Buna da cevap vereceğim. Ben defalarca 1.000 liranın altında emekli aylığı alan binlerce kişi var demiştim. Yalan söylüyorsun demişlerdi. Doğru değildir demişlerdi. Sonra baktılar ki ya Kılıçdaroğlu doğruyu söylüyor. Bir kanun getirdiler. 1.000 liraya çıkardılar en düşük emekli aylığını. Ama hala 1.000 liranın altında aylık alanlar var. Onu da söyleyeceğim. Bay Kemal'e 5 tane koyun teslim edin, inanın kaybeder, yapacağı bir şey yok diyor. Bay Kemal vatanını ve milletini seven birisidir. Bay Kemal olmak kolay değil. Bay Kemal olmak için egemen güçlerin karşısında onurlu bir insan gibi duracaksın. Bay Kemal olmak için elin harama uzanmayacak. Bay Kemal olmak için tüyü bitmemiş yetmenin hakkını yemeyeceksin. Bay Kemal olmak için rüşvet alan adamı büyükelçi tayin etmeyeceksin. Bay Kemal olmak için mal varlığının hesabını bütün dünyanın önünde vereceksin. Bay Kemal olmak kolay değildir. Her CHP'li bir Bay Kemal'dir. Ben buna inanıyorum. Her onurlu insan bir Bay Kemal'dir. İnsani düzey diyor. İnsani düzey. İnsani düzeye çıkardık diyor emeklilerin durumunu. Yoksulluk sınırı, ben tespit etmiyorum yoksulluk sınırını. İlgili kurumlar tespit ediyor. Yoksulluk sınırı 6.705 lira. 6.705 lira emekli aylığı alan kaç kişi var Allah aşkına ya? Kaç kişi var? %90'ından fazlası yoksulluk sınırının altında. Açlık sınırı 2.058 lira. Açlık sınırı 2.058 lira. Asgari ücret 2.020 lira. Yani açlık sınırının altında bir asgari ücret var. Aylık geliri resmi rakamı veriyorum. Beyefendi saray sosyetesinin tamamı duysun. Aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısı. Ben demiyorum. Devletin resmi rakamları. Aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısı. 8 milyon 647 bin 283 kişi. Aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısı veriyorum. Hangi refahtan söz ediyorsun sen? Saraya bakıyor. Saray sosyetesine bakıyor. Herkesin durumu iyi. Bütün emeklerin durumu iyi. Ya emekli perişan vaziyette kardeşim. Ayda 1.000 liranın altında aylık alan emekli dul ve yetim sayısı. Rakamı diyor ki efendim bu rakam yanlış. Bir daha söyleyeyim. 847.643 kişi. Emekli dul ve yetim sayısı. 847.643 kişi. Bunları ben söylemiyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kayıtlarında var bunlar. Erdoğan şunu unutmasın. Ben doğruları söylüyorum. Senin çevrendekiler seni kandırıyor. Zaten her önüne gelen kandırdı ya. Gene kandırıyor. Ben doğruları söylüyorum. 2058 lira açlık sınırı. 2058 liranın altında aylık alanların sayısını vereyim. 6.850.513 kişi. Evet. Bakın arkadaşlar. Refah düzeyini yükselttik diyor değil mi? Emekliler bile isyan ediyorlar. Ne diyor? Hayat emekliye zulüm oldu diyor. Benim verdiğim rakamları veriyor zaten.
Ama Erdoğan'ın bunlardan haberi yok. Çünkü saray sosyetesi ayrı bir yerde. Türkiye gerçekleriyle tamamen koptular bunlar. Türkiye gerçekleriyle. Yok öyle bir tablo. Türkiye ayrı bir yerde, saray ayrı bir yerde. Sarayın menfaatleri ayrı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve vatandaşlarının menfaatleri ayrı. Böyle bir noktadayız. İğneden ipliğe her şeye zam yaptın. Doğalgaza zam yaptın. Elektriğe zam yaptın. Her şeye zam yaptın. Emekliye gelince %4-5 zam verdin. Sonra da senin hayat standardını insani düzeye çıkardın diyorsun. Ya sen çöp konteynerlarından yiyecek toplayan adam görmedin mi? Kadın görmedin mi ya? Pazarlarda akşam saatlerinde pazar atıklarından nafakasını toplayan aileler görmedin mi sen ya? Ne çabuk unuttun sen ya? Ne çabuk unuttun sen? Onların hakkını, hukukunu biz savunuyoruz. Yine savunacağız. Sen Londra'daki bir avuç tefeciye 173 milyar dolar faiz ödüyorsun. Kimin hayat standartını yükselttin? O tefecilerin. 82 milyonu tefecilere çalışır hale getirdin. Ve şimdi onlardan talimat alıyorsun. Trump boşuna mı diyor, bir tweet atarım ekonomini perişan ederim diye? Yılları kaptırmışsın. Faiz ödemek için bile borçlanmak zorundasın. Faiz ödemek için ya. Borç almışsın, borcun faizini ödeyeceksin, onun için de borçlanıyorsun. Memleketi ne hale getirdiğinin farkında mısın sen? Değerli arkadaşlarım, diyor ya, Kılıçdaroğlu'na diyor, ne diyor? 5 tane koyun teslim edin, inanın kaybeder diyor. Şimdi bu koyun hikayesine gelin değerli arkadaşlar. Kim toplumu koyun sürüsü olarak görüyor? Hangi gelenek görüyor bunu? Hangi gelenek görüyor? Tarih 16 Mart 1920. Yer İstanbul. 16 Mart 1920. İstanbul işgalciler tarafından ikinci kez işgal edilir. Şehzade başında 4 askerimiz şehit edilir. Şehzadebaşı metro istasyonunun adı 16 Mart şehitleridir. 4 askerimiz İngilizler tarafından orada şehit edildiği için o isim verilmiştir. O duraksa metroya binenlerin %99'u bu gerçeği bilmiyordur. Çünkü tarihimizi yeteri kadar çocuklarımıza anlatamıyoruz. Rauf Orbay Bey, Meclis Başkan Yardımcısı Abdülaziz Mecdi ve Konya mebusu Vehbi Efendi padişaha giderler. Vahdettin'e giderler meclisten. İşgali ve duydukları endişeleri anlatırlar. Vahdettin aynen şöyle söyler. Rauf Bey, bir millet var, koyun sürüsü. Buna bir çoban lazım, o da benim. Erdoğan'ın koyun geleneği buradan geliyor. Milleti koyun sürüsü gibi görüyor. Koyun sürüsü gibi görüyor. Padişah için millet kavramı yoktur. Teba vardır ve herkes padişahın kulu ve kölesidir. Dolayısıyla vatandaşların tamamı, yaşı boyu ne olursa olsun, cinsiyeti, kimliği, hepsi de koyun gibidir. Ve bunu söylüyor. Bu gelenek, bu alışkanlık oradan geliyor. Koyun teslim etseniz götüremez, yönetemez diye. Sen devleti ne hale getirdiğini farkında mısın? Bu milleti nasıl perişan ettiğini farkında mısın? 8 milyon işsiz yarattın, bunun farkında mısın? 6 milyon kişi açlık sınırının altında yaşıyor. Farkında mısın? Konteynerlarda insanlar çöp konteynerlarında karınlarını doyuruyorlar. Farkında mısın? Milleti perişan ettin ya. İşsizlikten kendilerini yakanlar var. Farkında mısın? İntihar edenler var. Farkında mısın? Çocuğuna harçlık veremediği için kendisini öldüren asan baba var. Farkında mısın? Ve diyor ki, bilgiye bakın. Allah aşkına ne bilgi var? Kim veriyor bu bilgileri? Onu da hayret ediyor. Efendim, İskandinav ülkeleri bu yüzden battı diyor. EYT'liler için söylüyor. Biz de çıkardık bu İskandinav ülkeleri nasıl batmış diye. İzlanda'da Norveç'te kişi başına gelir 78 bin dolar. Batan ülkeye bakın. İzlanda'da kişi başına gelir
$67,000. İsveç'te kişi başına gelir $51,000. Finlandiya'da kişi başına gelir $49,000. Türkiye'de sadece $9,000. Biz çok iyiyiz. Bizim emeklerimiz insani hayata, insani yaşamı yakalamışlar. Ama bu ayda yılda $78,000 geliri olan perişan olmuş. Batmış bu adam. Ve bunu kalkıp miting meydanında söylüyor ya. Ya arkadaş, senin danışmanların yok mu ya? Ya birisi dönüp de kardeşim, bu kuzey ülkeleri dünyanın en mutlu ülkeleri. Burada yaşayan insanlar en huzurlu ülkede yaşıyorlar. Ya sen bu uluslararası istatistiklere bakmıyor musun diye. Dahi demiyorlar. Diyemiyorlar. Korkuyorlar. Niçin? Erdoğan'ın gazabına uğrarız diye. Onun hoşuna gidecek şeyleri söylüyorlar. Sevgili Erdoğan, gözlerinden öpüyorum. Ama unutma, sana doğruları söyleyen tek insan benim. Sana doğruları söylüyorum. Milletin anasını ağlattılar, milletin anasını. Milleti perişan ettiler. Hükümet ettiklerini sanıyorlar. Devleti yönettiklerini sanıyorlar. Yakından uzaktan bir ilgisi yok değerli arkadaşlarım. Ne demişlerdi seçimlerden önce? Bana oy verin, Türkiye'yi uçuracağız. Ne oldu? Uçtu doğru. Yukarıya doğru değil, aşağıya doğru uçuyoruz. Aşağıya doğru. Değerli arkadaşlarım, sosyal güvenlik konusunda da çatıyor. Bir sürü laf ediyor ama bunların hiçbir ciddiyeti yok. Aramızda Sayın Yaşar Okuyan var. Sosyal güvenlik konusunda en güzel çalışmaları yapan da Sayın Bakan'dır. Hakkını teslim edelim. Bunlar düzenleme yaptılar. Düzenleme yaptılar. Kimin sırtından yaptılar? Emeklilik yaşı yükseldi. 65. Prim ödeme gün sayısını yükselttiler. Emekli aylıklarını, aylık bağlama oranını düşürdüler. Böylece emekli daha az emekli aylığı alacak. 2008'den sonra emekli olanların eline daha az emekli aylığı geçecek. Bir örnek vereyim size. Bugün asgari ücretten birisi prim ödeyip emeklilik hakkını kazandığında, başvurduğunda kendisine 1000 lira emekli aylığı bağlanıyor. Bugün başvursa 1000 lira emekli aylığı alıyor. Ama bu kişi 2008'den önce yine aynı şekilde asgari ücret ödeyip asgari ücret üzerinden emekli olsaydı alacağı aylık 2627 lira olacaktı. 1627 lirayı kestiler emekliden. Hayat standardını yükseltmek için tabii. Başka ne için olabilir? Daha az para veriyorsun, hayat standardı yükseliyor. Ona göre öyle. Kafa tersinden çalışınca böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Değerli arkadaşlarım, Sosyal Sigorta Kurumu'nun açıkları, bakın, emeklilik yaşı oldu 65, prim ödeme gün sayısı oldu 9000 gün, aldığın aylık düştü, açık 2019 Temmuz itibariyle 28 milyar 323 milyon 112 bin lira. Cumhuriyet tarihinin en büyük açığıdır. Cumhuriyet tarihinin en büyük açığı. Soru şu, ya arkadaş, yaşı yükselttin, primi artırdın, aylığı düşürdün, bu açık niye büyüyor? Buna cevap veren var mı? Cevap veren yok. E bu soruyu sormayacak mıyız? Soruyu soracağız. Şimdi EYT'liler neden çalışmıyorlar ve prim ödemiyorlar? Onu da anlatayım size. Bir şey daha yaptılar bunlar. Şimdi bir kişinin emeklilik hakkı kazanınca yaşa takılıyor ama çalışmıyor. Çünkü çalışsa daha fazla prim ödeyecek ama emekli aylığı düşecek. Böylesine bir tablo dünyada yoktur yani. Dünyada böyle bir örnek yoktur. Fazla prim ödüyorum, zamanı geliyor, daha fazla çalışıyorum ama bağlanan emekli aylığı düşüyor. O nedenle EYT'li diyor ki, kazandım hakkımı, çalışmayacağım. Çünkü bu halimle emekli aylığını daha fazla alacağım, çalışırsam daha fazla düşecek. Erdoğan'ın bundan haberi var mı acaba? Vallahi yoktur. Vallahi yoktur. Yaptığı işin ne kadar kötü olduğundan haberi yoktur. Değerli arkadaşlarım, tabii emekliye kızıyor. Sen kaç yaşında emekli oldun? 46 yaşında beyefendi emekli oldun. Cumhurbaşkanlığı emekli aylığı alıyor.
Bir de ayda 81.250 lira alıyor. Hayat standardı fena değil. Hakkını yemeyelim. Hayat standardı fena değil. Ama 81.250 lira aylık, üstüne Cumhurbaşkanlığı emekli aylığı, doğalgaz parası yok, elektrik parası yok, dolmuş parası yok, kira parası yok, mutfak parası yok, okul masrafı yok. Bunların tamamı bedava. Emekliyi ne düşüneceğiz? Emekli. Vereceksin ona emekli aylığa 1.000 lira. Kira mı ödeyecek bu adam? Mutfak masrafı mı? Doğalgazı mı? Elektrik parası mı? Ne yapacak bu adam? Erdoğan'a göre bunların hepsinin hayat standardı insani düzeye çekildi diyor. Değerli arkadaşlarım, Erdoğan'a bir tavsiyede daha bulunayım. Sefalet endeksi diye bir endeks yayınlanıyor artık bütün dünyada. Sefalet endeksinde Türkiye kaçıncı sırada biliyor musunuz? 4. sırada. Dünyada 4. sıradayız. Erdoğan farkında mı acaba? Gerçekleri söyleyeceğiz. Türkiye huzura kavuşuncaya kadar. Aile sigortasını getireceğiz. Hiç kimsenin aç yatmasına, hiçbir çocuğun yatağa aç girmesine izin vermeyeceğiz. Bütün Türkiye'yi kucaklayacağız. Yeni bir Türkiye'yi, huzurlu bir Türkiye'yi, güvenli bir Türkiye'yi beraber. Birleşim ve oturumu kapatıyorum.